Sayın Akşener aslında seçimden sonra ilk kez açıklamada bulundu diyebiliriz. Açıklamaları da öyle sert, öyle eleştirildi ki. Şimdi İyi Parti'nin 3. olağan genel kongresi vardı. Meral Akşener burada ilginç ve az önce de söylediğim gibi çok sert açıklamalarda bulundu. İyi Parti kurulduğu zaman seçime katılabilmek için CHP'den 15 milletvekili istediklerini, bunun da hayatının en büyük pişmanlığı olduğunu ifade etti Sayın Akşener. O gün bugündür 15 milletvekilinin bedelini ödeyemedik diye de ekledim. Ya hangi diyetleri ödedi Sayın Akşener? Bunu sormak istiyorum. Siz Akşener'in pişmanlığını nasıl değerlendiriyorsunuz? Melisa Hanım, şöyle söyleyeyim. Tabii Akşener'in aslında ödeyemedim dediği 15 milletvekili işin sadece bir tarafı, yani belki ortaya çıkmış görüntüdeki tarafıydı o dönem, o süreçte yaşananlara baktığımızda. Aslında belki süreci Milliyetçi Hareket Partisi'nde olağanüstü kongre girişimleriyle başlatmak lazım. Biliyorsunuz 1 Kasım 2015 seçimlerinin hemen arkasında, ki o seçimlerde Sayın Akşener milletvekili adayı olarak gösterilmemişti. 7 Haziran'da 6 aylık dönemde milletvekiliydi yine. Onun arkasından Akşener ve diğer daha sonra bir araya geldikleri, gelmedikleri de var. 4 genel başkan adayı ortaya çıktı. Orada bir kampanya yürüttüler. Şimdi aslında Akşener'in CHP ile olan, diğer yapılarla olan, ki o dönemde Sayın Genel Başkanımız bunu söylemişti ve çok da konuşuldu. Hatta partisinden ayrılan, birlikte hareket ettiği Özdağ dahil diğer birçok ayrılanların suçladığı, özellikle FETÖ yapısıyla oralardan ciddi destek geldiği yönündeki söylemleriyle ayrılan birçok kişi oldu, ki o dönemde Sayın Genel Başkanımız da dikkat edin demişti, daha Milliyetçi Hareket Partisi'nden ayrılmamışken. Ve o süreçte Cumhuriyet Halk Partisi'nin teşkilatları, yani Milliyetçi Hareket Partisi'ndeki bir genel başkanlık yarışı diyelim, genel görünümü itibariyle o süreçte ciddi bir destek vermişlerdi. Hatta Muharrem İnce bile daha henüz o zaman CHP'deydi. Dedi ki Yalova'da ben büyük bir salonu Cumhuriyet Halk Partililerle doldurdum. Meral Hanım geldi, ona teslim ettim, çıktım. Bu süreçte Meral Hanım Milliyetçi Hareket Partisi genel başkan adayıydı. Delegeden imza toplama sürecini yaşıyordu. Aslında bir genel başkanlık yarışında yarış sonuç itibariyle delegeler içerisinde olan bir çalışma. Öyle olduğu halde Meral Hanım o dönemde Türkiye'nin birçok yerinde büyük mitingler yaptı. Yani kamuoyu baskısı oluşturmak için ve bu mitinglerin gerçekleşmesinde de değişik yapılar, işte eski FETÖ'nün dershanelerinden gönderilen mesajlarla velilerin davet edilmesi, Cumhuriyet Halk Partisi teşkilatlarının bir şekilde o toplantılara katılmasının ötesinde katılımı sağlamaya yönelik çalışmaları. Yani bazen bu konular konuşuluyor da. Şunu mu anlamalıyız? Yani mesela FETÖ Milliyetçi Hareket Partisi'ni ele geçirmek mi istedi? Tabii ki FETÖ'nün daha başından beri, sadece bu süreçle birlikte değil, daha evveliyatında da bu anlamda girişimleri vardı. Bu çok açık ve net olan bir şey ve ondan dolayı da Sayın Genel Başkanımızla o süreçte o gizli kapaklı toplantılarda dedikodular üretip kamuoyuna yayılmasını sağlamaya çalıştılar. Yani o konuda çok ciddi bir mücadele verdiler. Bu süreçte işte o 1 Kasım seçimlerinden sonraki süreçte bu yapının çok aktif bir şekilde Milliyetçi Hareket Partisi'nin genel başkanlık yarışı da değil, Devlet Bahçeli'nin Milliyetçi Hareket Partisi'nin genel başkanlığından götürülmesi, alınması için ellerinden geleni yaptılar. Bu sadece söylediğimiz yapı değil, aynı zamanda
Cumhuriyet Halk Partililer de bunu teşkilatları yönetimiyle de bunu desteklediler. Arkasından 15 Temmuz yaşandı tam bu sürecin ortasında. 15 Temmuz'dan sonraki gelişmeler artık Milliyetçi Hareket Partisi'nde böyle bir başarının kendileri açısından elbette gösterilemeyeceğini anladıklarında bu sefer partileşme. Bu belki de birilerinin yukarıdan yöneten, yönlendirenlerin başından beri planladığı bir şeydi, onu bilemiyoruz. Hatta işte aklıma geldi, bugün İyi Parti'nin önemli eski önemi de ağırlığı da kalmadı ama Koray Aydın dahi o dönemde çıktı televizyonlarda, canlı yayınlarda. Bu yapının özellikle tarla kongresinde tamamen FETÖ'nün bir etkisi olduğunu açık seçik bir şekilde ifade etti. Ondan sonra da birçok önemli isimler bu itiraflarda ya da açıklamalarda veya suçlamalarda bulundular. Şimdi 15 Temmuz'dan sonraki süreçte bir partileşme, parti kurma yoluna gidildi. Cumhuriyet Halk Partisi ve başta da Sayın Kılıçdaroğlu bu konuda da çok ciddi bir uğraş verdi. Ve işte o dönemde 2018 seçimlerine giderken Meral Akşener'in aday olup olmayacağı, olamayacağı konusu gündeme geldiğinde de işte söyledikleri 15 milletvekilini ödünç verme olayı var. Ama ben şunu da hatırlıyorum. Yani daha önce de kendisi şu açıklamada bulunmamış mıydı Sayın Akşener? 15 milletvekili için işte minnettarım. Bu açıklamayı ve minnettar kalacağım açıklamasını da ekledi. Sayın Akşener'in kendi açıklaması bu. Şimdi de diyetini ödüyoruz, ödeyemedik. Bu açıklama. Melisa Hanım, sonuçta liderlik başka bir şey. Genel başkanlık başka bir şey. Popüler olmak başka bir şey. Yani insanlar popüler olabilir. Bugün İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı da popüler bir insan. Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı da popüler bir insan. Ama genel başkanlık yapmak, lider, hele hele lider olmak tamamen başka bir şey. Yani Meral Hanım da o dönemde, o süreçte bir popüler hale getirdiler. Yani hatta ele geçirmek için bu bir PR çalışması yaptılar. Milliyetçi Hareket Partisi tabanına da dediler ki Meral Akşener MHP genel başkan olursa birçok insan MHP'ye oy verecek şeklinde de bir şekilde manipüle etmeye çalıştılar. Bunun yani burada anlatmaya kalksak saatler sürer, ne tür numaralarla, ne tür oyunlarla. Yani beni bile o yapının içinde olan bir gazeteci aradı, benden bir numara isteme, telefon numarası isteme bahanesine. Ama o arada da dedi ki ya niye Meral Hanım'ı genel başkan yapmıyorsunuz? Ben onu hiç, kendisini hiç tanımıyorum. Ama MHP'ye genel başkan olsa ben bile oy veririm şeklinde. Tabii yani böyle manipüle etme. Hatta ben de o zaman dedim ki hanımefendi, kendisine ben telefonunu bulup size vereyim. Ama kendisine benden de selam söyleyin. Hiç uğraşmasın MHP genel başkanı olmak için. Gitsin parti kursun madem bu kadar popüler diye de söylemiştim. Şimdi buradaki şeyde 15 milletvekilini bile bile aldı. Başından beri bile bile o destekleri aldı. Yani elbette bir siyaset yapıyorsunuz, siyasette iddialarınız var ve bir başka parti ve siyaseten de baktığınızda birçok ideolojik anlamda da ayrıştığınız, belki günün birinde karşı karşıya geleceğiniz, işte belki günün birinde kavga edeceğiniz birilerinden o varoluş sırasında, kuruluş sırasında, tutunma sırasında bu kadar desteği alıyorsanız o zaman birilerine de hizmet edeceksiniz. Altını masaya niye oturttular veya bu yapının içerisinde niye devam ettirdiler? Yani Kılıçdaroğlu 15 tane milletvekilini ağlata ağlata İYİ Parti'ye gönderirken elbette karşılığında da yani sizden bir şey isteyecekti. Öncesinde her şey planlanmış mıydı o zaman? Ya, elbette yani şimdi Sayın Akşener gözünün önünü görememiş olabilir. Günün birinde bu işte diyet borcunun önüne
konulacağını düşünememiş olabilir. Ama Sayın Kılıçdaroğlu bunu yaparken elbette her şeyin farkındaydı. Yani sonuç itibariyle %25'lik CHP ile bir sonuç alamayacağını biliyordu. Bir şekilde koparma operasyonuydu. MHP'yi ele geçirme, MHP ele geçirilemeyince hiç bu yapıdan ne koparabilirse kar. Altılı masanın etrafında oturanlara bakın, Saadet Partisi öyle değil mi? Yani sonuçta niye Saadet Partisi, yani geçmişe baktığınızda Cumhuriyet Halk Partisi'nin özellikle Sayın Kılıçdaroğlu'yla evrildiği yere baktığınızda hangilerinin şu anda Cumhuriyet Halk Partisi'nin savunduğu değerler hangilerinin değeriyle uyumlaşıyor? Bu konuyla ilgili Ümit Özdağ'ın da, bu 15 milletvekiliyle ilgili Ümit Özdağ'ın da açıklaması var. Ümit Özdağ Akşener'in Kılıçdaroğlu'ndan 15 vekil istemesine dair bir iddiada bulunuyor ve diyor ki Kılıçdaroğlu çok istekli davranmamış. Akşener'in bana söylediğine göre basına bu talebimi anlatır ve sizin reddettiğinizi açıklarım. Bunu söylüyor Sayın Akşener ve bunu demesi üzerine Kılıçdaroğlu kabul etmek zorunda hissetmiş kendisini diyor. Yani aslında baktığımız zaman bir şantajdan bahsediyor. Ya size bu yönde bir bilgi gelmiş miydi? Ya o kadarını öyle spesifik bir bilgi sahibi değilim. Ama yani sonuç itibariyle şantajla ya da başka sahiplerle bir şekilde yani Türk siyaset tarihine de böyle iyi bir şey olmayarak, yani kara bir leke demeyeyim ama demokrasiyi yıpratacak, sulandıracak bir olay olarak bu da geçti. Yani ha oturup bir pazarlıkla almışsınız. Geçmişte işte Güneş Motel olayları bilmem neler, bunlar tarih, siyasi tarihimizde bugün hep konuşulan şeyler. Yani bu da İYİ Parti'nin kuruluşu ve ondan sonraki tutunma sürecindeki yaşananlar elbette ileride siyasi tarihimizde gerçekten böyle ibret dersler olarak okutulacak ya da konuşulacak. Yani sonuç itibariyle baktığınızda 15 milletvekilinin bir parti, bu bir yani bir partiden bir başka partiye milletvekilleri geçebilirler. Bunu bile eleştirebiliyoruz, eleştiriyoruz. Ama bir pişmanlık duymuş gibi ya, Sayın Akşener. Pişmanlık duyma değil, diyet ödemekten rahatsız. Yani buradaki mesele ben bunu yanlış yaptım demiyor. Bu diyeti ödeyemedim bir türlü diyor. Yani ben de şunu söylüyorum. Bu da öngörüsüzlüktür. Yani 15 milletvekilini alırken, salonlarda destek alırken, daha MHP'de genel başkan yarışına girdiğinde bu destekleri Türkiye genelinde alırken, bunlar senin kendi popüler halin değildi. Bu yani bunlar yapılırken, MHP'ye karşı bir operasyon yürütülürken, o operasyona baş olmaya çalıştığında ve bunları kabul ettiğinde zaten bu diyetin altına girdin. Bugün ödemek zoruna gidiyor. Bu, sorun bu. Bu yani bu diyet ödemek mesela şöyle olabilir mi? İşte Kılıçdaroğlu'nun adaylığına işte onay vermek zorunda kalması, sonuçta Cumhurbaşkanlığını kazanamadı Kılıçdaroğlu baktığınız zaman. Yani bu diyet bunu bu olabilir mi? Şimdi ya, sonuçta Kılıçdaroğlu daha işin başında altılı masayı kurduğu gün kurma düşüncesiyle birlikte kendisinin de aday olacağını, kendisinin aday olmak istediğini, bunun için mücadele edeceğini çok belli etmişti. Yani bunu herkes biliyordu. Ya bilmeyen yoktu. Yani Sayın Akşener belli ki bilmiyordu. Biz onu Sayın gördük. Sayın Akşener bilmiyor değil. Elbette bilir. Yani sonuçta Melis Hanım, yani öyle bir şey ki yani 15 vekili veriyor, birçok desteğe veriyor, tutundurmak için elinden tutuyor, ittifak yapıyor. Yani demez mi bir insan, ya bu insan niye bu kadar iyi demez mi siyaseten de baktığınızda? Yani bana bu kadar iyiliği yapıyorsa, benim seçime girmemi 2018'de sağladıysa, sonraki süreçte işte beni altılı masada ağırlıyor ya da siyasette bir yere getiriyorsa, sürekli dayanışma içinde olunuyorsa, sürekli televizyon kanallarında övülüyorsam, dolayısıyla insan demez mi ya bu kadar iyilik de niye? Hani biz iyilik hareketiyiz diyorlar da bu iyilik, hatta bir milletvekili 27. dönem milletvekili
dünkü Akşener'in açıklamalarına bir cevap veriyor. Biz diyor iyilik yapmadık size diyor. Demokrasi adına yaptık diyor. Yani işi kurtarmaya çalışıyor. Tabii ki burada böyle bir dayanışma şey içerisinde Meral Akşener bu yapılan iyilikleri ya da her adına her ne derseniz deyin. Ya insan bir düşünmez mi? Yani sonuçta masaya oturuyoruz. Adam açık aleni bir şekilde aday olmak istiyor. Ve partinden birçok insana açıklama yaptırıyorsun bu konuda. Bugün gelinen noktada CHP'liler eleştiriyorlar. Sizin yüzünüzden kaybettik. Masadan kalktınız, geri oturdunuz. Bize bu süreçte ciddi bir kayba neden oldunuz diye. Şimdi bu çok açık seçik ortada. İki tane belediye başkanını, büyükşehir belediye başkanını ayartan kim? Şimdi Sayın Akşener, Allah rızası için. Yani şimdi nerede? Hani CHP'liler yine bu konuda bir şey demiyorlar hakikaten. Çok fazla bir şey demiyorlar. Hı. Yani iki belediye başkanını o süreçte aday olma sürecinde Kemal Kılıçdaroğlu aday olmaya çalışırken iki belediye başkanını ayartan kim? İkisini de ayrı ayrı gittiniz. İstanbul'da Büyükşehir Belediye Başkanı İmamoğlu'nu, geldiniz Ankara'da Yavaş'ı, bir başka partinin millet ve şey, belediye başkanları olduğu halde orada Cumhurbaşkanı aday olma konusunda sürekli dürttünüz. Ve o süreçte neyi ortaya koydunuz? Kazanacak aday, kazanacak aday. Yani Kılıçdaroğlu'nu kazanamayacak aday yaftasını üzerine yapıştırdınız. Dolayısıyla sonra masadan kalktınız, demediğiniz lafı bırakmadınız. Ne dediniz? Kumar masası dediniz, oyun masası dediniz. Ondan sonra iki gün geçmedi. O masaya kimse de çağırmadan geri döndünüz. Dönmek için de formül aradınız. Ve beni sonuç belediye itibariyle, başkanları ikna etti dedi. Belediye başkanlarında Cumhurbaşkanı adaylığı gibi ve sonuçta hakikaten iki belediye başkanının da belki bir daha dönem kazanma düşük bir kazanma ihtimalleri varsa onları da yok edildi. Yani hem o tarafı hem bu tarafı neyse yani dolayısıyla. Şimdi kendi yanına çeker mi şu anda iki belediye başkanını da? Çekseler ne olacak ki yani dolayısıyla iki belediye başkanı... Ben zannetmiyorum onların bu konuda bir şey olabileceğini ama böyle bir istekte bulunabileceğini ya da tercihte olabileceğini. Çünkü onlar da pragmatik bakıyorlar olaya. Yani çekmiş olsalar da orada bir değer ifade etmeyeceklerini. Dolayısıyla önümüzdeki dönem için artık eğer bu girişimlere girmeyip de hakikaten seçildikleri şehremini oldukları şehirlere hizmet etmiş olsalardı durum çok daha farklı olabilirdi ama hizmet de etmediler. Yani sürecin başladığı 2019'da buraların başına geldikleri günden itibaren hep siyasetle uğraştılar. Biri aleni uğraştı, biri de üstü kapalı acaba bana da bir şey düşer mi yaklaşımıyla. Yani daha geçen günlerde Ankara'da yaşadığımız yağmurlar, böyle bir şey görmedik. Efendim yağmurlar da çok yoğun oldu. Çok kısa sürede işte bugüne kadar hiç düşmediği kadar metrekareye yağış düştü. Elbette tamam. Ama Ankara'da hep şunu konuşuyor. Yani mazgalların üzerinin asfaltlandığını, dolayısıyla temizlenmediğini, bakımının yapılmadığı çok açık ve net bir şekilde ortaya çıktı. Ben bugüne kadar Ankaralıyım, Ankara'da yaşıyorum. Çocukluğum Ankara'da geçti. Ben bugüne kadar Ankara'nın bu kadar böyle bir doğal bir felaketle ve onun arkasından insanların sıkıntıya düştüğü bir anı hiçbir zaman hatırlamıyorum. O mazgalların temizlenememesinin sebebinin de iddia şu ki yani amatör çalışanlar olduğu için, asıl profesyonel çalışanların Büyükşehir Belediyesi tarafından gönderildiği için hiçbir işçi çıkartılmayacak denmesine rağmen amatör çalışanlar olduğu için kesinlikle sonuç bunu gösteriyor. Şimdi Sayın Akşener'in açıklamalarından devam edecek olursak onu da size sormak istiyorum. Yine aynı kongrede açıklamada bulundu. Ve dedi ki biz çalışmamışız. Onun için seçim kaybedilmiş. İstanbul HDP sayesinde kazanılmış. Hadi o zaman bundan sonra size hayatta başarılar dedi. Şimdi birincisi şunu sormak istiyorum. Sizce de İmamoğlu İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ni HDP sayesinde mi kazandı? Önce bunu sormak istiyorum size. Melisa Hanım şunu söyleyeyim. Bu ne biliyor musunuz? Sayın Akşener'in bugünkü bağırışlarını, çağrışlarını, öfke tsunamisi yaşamasını,
öfke patlamasına girmesini. Hakikaten yani televizyondan izlediğimiz kadarıyla gerçekten ruh hali hiç iyi değil. Yani o bakışları, hareketleri. Ben bugüne kadar birçok genel kurulları izledim. Genel kurullarda yarışmalar, genel başkan adaylarının birbirlerine olan o kızgınlıklarını o kürsülerde gördüm ama hiç bu kadar nefret, kızgınlık yüklü bir genel başkan konuşması da hatırlamıyorum. Ama kime nefret ediyor? Şimdi, ben onu da anlayamıyorum. Yani ki içeri nefret ediyor, dışarı nefret ediyor. Yani orada kendi delegelerine karşılarında onlar varken kahrolun diyor kendisiyle ilgili içeride işte dedikodu çıkaranları, işte parayla anılmış, efendim sıralar satılmış, bunlar konuşuldu, yazıldı. Ben ilk kez diyor böyle bir şeyle diyor. Doğru Yol Partisi'nde de aslında şanssızlığı mıdır bilemiyorum. Doğru Yol Partisi'nde de Adana bir milletvekiliyle alakalı bu konuda günlerce ben onu söylerken hatırladım. Günlerce gazetelerde böyle şeyler de söylenmişti. Hani bunu bir maksatlı olarak ifade etmek istemiyorum ama olur siyasette her şey iftiralar da atılır. Bunlar ayrı bir şey ama ilk defa değil. Bu siyasetin içinde girip belirleyici noktalardaysanız iftiralar da atılabilir. Ben onu bilmiyorum somut insan. Çünkü bunlar çok ağır iddialardır. Bunların iddia ortaya atanlar elbet ispatıyla da şeydirler. Neyse gidersiniz haklarında suç duyurusunda bulunur. Tazminat davası açarsınız iftiradan dolayı. Şimdi bu şudur özeti. Bağdat'ta yediğin hurmalar Ankara'da karnını tırmalar. Yani sonuç itibariyle siz Cumhuriyet Halk Partisi'ne den aldığınız destek ve yardımlar o günlerdeki, bugün ihtiyacım yok diyebilirsiniz. O günlerdeki aldığınız destek ve yardımı bugün rahatsız ediyor. Rahatsızlık burada ve elbette bir diyet istendi, istenmedi. Kılıçdaroğlu'nun aday olması, başkalarını çıkarmanız. Onlar da şunu söylüyorlar. Siz Kılıçdaroğlu'nu kazanamayacak aday algısı oluşturdunuz kamuoyuna karşı. Masadan kalktınız, masaya dünyanın şeyini söylediniz, geri geldiniz. Dolayısıyla toplumda da bir anlamda bir tereddüt oluştu diye suçluyorlar. Peki bu...